Derişim hesaplamaları ile ilgili pekiştirme testimizdeyiz. İlk soruda belirli sıcaklık ve basınç koşullarında çözebileceği en yüksek madde miktarını çözmüş olan çözeltilere biz doymuş çözelti ismini veriyoruz. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Doymamış potasyum hidroksit sulu çözeltisine aynı sıcakta bir miktar daha katı potasyum hidroksit eklenir ise, tabi doymamışa biraz daha madde ekliyorsak daha derişik hale gelir. Çözünen bölü çözücü kütle oranı artacaktır. Çünkü çözücü sabitken çözünen madde miktarı artıyor. Elektriksel iletkenlik de artacaktır. Çünkü eklenen madde iyonik bir bileşik. O da iletkenliği artırır. Doğru cevap E seçeneği olur. Kütlece %20'lik 300 gram potasyum nitrat çözeltisi var. Bunu yazıyorum. Artı ya da eksi. Çöken mumdan 140 gram su buharlaştırıldı. O zaman eksi diyorum, %0'lıktan 140 gramı buharlaştırdım. Artı 40 gram da potasyum nitrat ekliyorum. Yani %100'lükten 40 gram daha ekliyorum. Şimdi toplam kütleye bakalım. 300'den 140 çıkarsa 160 kalıyor. 160'ı da 40 eklersek burası 200 yapıyor. Şimdi buradan devam edelim işleme. Şurası zaten 0. Şurayı 100'e böldüm 2. 100'e böldüm 1. 100'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 20. 3 kere 10 30 artı 20 kere 1 20. Cevap buradan %50'lik bir çözelti bulunur. Doğru cevap D seçeneği olur. Yanındaki sodyum klorür sulu çözeltisine sadece dipteki katın tamamını çökecek kadar aynı sıcakta su ekleniyor ve su ekleme işlemi durduruluyor diyor. O zaman tamamen sınır halinde bir doygun çözelti elde ederiz. Yani daha fazlası eklenmiyor. Buna göre etkenlik burada değişmez. Çünkü dipte katını içeren çözeltiler doygun çözeltilerdir. Dipte katını içermezse de doygun çözelti yine aynı derişime sahip olacak. Çözeltinin kütlesi ama artar. Çünkü dipteki katıyı çözdük. Derişimse değişmeyecektir. Doygun çözelti olduğu için doymuşluk derecesi değişmediğinden dolayı bu da değişmez. Doğru cevap D seçeneği olur. 25 derecede aşağıdaki bir 3 farklı doymamış sodyum potasyum nitrat çözeltisi hazırlanmış. Birinci çözelti 100 gram su 25 gram madde. İkincisi 75 gram su 125 gram madde, 180 gram suya karşı 20 gram madde. Potasyum nitrat açısından en derişikten en serialiteye doğru sıralamamız istenmiş. Derişimlerini hesaplayalım. Toplam kütlemiz 125 gram. 125 gram 25 gramı madde. O zaman ne olur? 25 bölü 125 çarpı 100 dersek, burayı sadeleştirirsek 5 yapar. 100'ün de 5'e bölümü burası %20'lik çözeltidir diyebiliriz. İkincisinde ise 75, 25 daha 100. %25. Dolayısıyla burası direkt %25 olarak çıkıyor. Üçüncüye gelecek olursak o da 200 gramın içinde 20 gram varsa 20 bölü 200 çarpı 10 dersek, 100 dersek burası da %10'luk olarak hesaplanır. Burada en derişik olan çözelti 2, sonra 1, sonra da 3 olur. Dolayısıyla 2, 1, 3 şeklinde doğru cevap B seçeneği olur. X gram kütlece %20'lik çözeltiye ayrı ayrı 50 gram çözünen eklendiğinde kütlece %60'lık oluyormuş. Şimdi %20'lik madde var elimde. X gram çözelti artı 50 gram çözünen, yani %100'lükten 50 gram ekliyorum. Toplam kütlemiz burada X artı 50 olur. Ve çıkış çözeltimizde %60'lığa gelir. Birinci denklem bu. Buradan X'i bulmaya çalışalım. Şimdi hepsinde şey yok ama hepsinden birer sıfır götürebilirim şöyle pratik olsun diye. 2 ile X'in çarpımı 2X artı 500 eşittir 6x artı 300. Dolayısıyla şurada 4x kalır. Şurada da 200 olur. X buradan 50 olarak hesaplanır. Peki. Y'ye bakalım. Y gram çözücü eklendiğinde demiş ayrı ayrı. O zaman %20'lik x gramı aldım. %0'lıktan da y gram ekledim. Ve toplam kütlemiz x artı y oldu. Buradan da çıkış çözeltimiz %5'lik oldu. Şurası 0 zaten. X'i de 50 bulmuştuk. O zaman 50'yi yerine koyarsak 20 çarpı 50 bölü 50 artı y eşittir 5. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 10. O zaman buradan 200 eşittir 50 artı y. Y de buradan 150 olarak hesaplanır. X artı y'yi sorduğu için bize toplam 200 olacaktır. 600 gram çözeltide kütlece %15'lik sodyum klorür çözeltisi hazırlanmak istenmiş. %10'lukla %40'lığı nasıl karıştırabiliriz demiş, hangi oranda. Şimdi Pearson çaprazına göre 15 istenen madde, %10'luğu alıyorum, %40'lığı alıyorum. Şimdi 15 ile 10 arasındaki fark 5 birim. 40 ile da 15 arasındaki fark 25 birim. O zaman bunları oranlarsak 5 birime 1 birim alacağız. Yani toplam 600 olduğu için o zaman 5'e 1 oranı varsa 500'e 100 alacağız demektir. Yani 10'luktan 500 alacağız. 40'lıktansa 100 gram alacağız. Ve bu şekilde çözeltimizi hazırlayacağız. Kütlece %50'lik ve %10'luk sulu çözeltiler karıştırıldığında kütlece %20'lik bir çözelti elde edilmiş. O zaman şöyle yine Pearson çaprazına göre yaparsak %20'lik istiyorum. 50'likle 10'luktan hazırlayacağım bunu. Aralarındaki fark 30 birim. Aralarındaki fark 10 birim. Aradaki farka bakarsak 1'in 3 oranı olacak. Yani 50'likten 1 birim alırken 10'luktan 3 birim alacağız. 1'e 3 oranı var mı? Var. 1'e 3 oranı var mı? Hayır. 3'e 1 oranı var. 1'e 3 oranı var mı? Var. 20'ye 60'da olur. Doğru cevap 1/3. D seçeneği gelir. Kütlece %30'luk 80 gram çözelti 0.4 mol XOH katısını içeriyormuş. 80 gramın %30'unu bir hesaplayalım. %30'unu hesaplarsak şöyle 8 kere 3 24 gram yapar. 24 gramın değeri 0.4 molmuş. O zaman 1 mole ne kadar düşer dersek burası 24/0,4 olur. O da 240/4'ten 60 yapacaktır. Yani 60 dediğimiz şey ne? Şuranın molekül kütlesi. O zaman onu nasıl hesaplarım? Bir tane X var. 2 tane oksijen var. 2 tane de hidrojen var yapıda ve bu 60. Şurası 32. 2 daha 34. 34'ü bu tarafa atarsak 60'tan 34 çıkarsa 26 kalır. Doğru cevap D seçeneği olur. 80 derecedeki X uzunluğu doymamış sulu çözeltisi 20 dereceye soğutulduğunda aşağıdaki gibi bir sonuç elde edilmiş. Burada doymamış tuzlu su çözeltisi doymuş hale getirilmiş. İlk duruma göre çözelti daha derişik hale gelir. Doğrudur. Çünkü çözelti doygun hale gelmiş. Çözeltinin öz kütlesi artmıştır doygun hale geldiği için. Son durumdaki çözelti doygun bir çözeltidir. Doğru. Diptekasını içeren tüm çözeltiler doygundur. Doğru cevap E seçeneği gelir. Kütlece %20'lik 300 gram tuzlu suya işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa yine çözelti kütlece %30'luk olur denilmiş. Bakalım şimdi o zaman çökelme olmadan 100 gram su buharlaştırılırsa %20'lik vardı 300 gram. Buradan biz 100 gram suyu buharlaştırırsak %0'lıktan 100 gram buharlaştırdım. Çözelti kütlemiz 200'e indi. Burası 0. Şuradan 200'de 20'yi sadeleştirsek burada 10 kalır. 300/10'dan %30'luk çözelti olur. Birinci öncülde istediğimize ulaşıyoruz. 2'ye bakarsak 50 gram tuz ekleyip çözme denilmiş. O zaman %20'likten 300 gram varken %100 olan tuzdan 50 gram eklersek toplam kütlemiz 350 gram olacaktır. Burada 5'e bölersek burası 50'ye böldüğümüzde 7, 50'ye böldüğümüzde 1, 50'ye böldüğümüzde burada 6 kalır. 6 kere 20, 120 artı 100. Dolayısıyla burası 220/7 olur. %30'luktan biraz fazla olacaktır bu ifade. İstediğimize bizi ulaştıramadı. 50 gram tuz, 50 gram su eklemek. O zaman şöyle bir şey yapalım. %20'likten 300 gram aldık. 50 gram tuz yani %100'lükten 50 gram, %0'lıktan da 50 gram eklersek toplam kütlemiz 400 gram olur. Burası 0 zaten. 100'e böldüm 4, 100'e böldüm 1, 100'e böldüm 3. Başka var mı sadeleştirmem? Şimdilik şöyle kalsın. 3 kere 20, şurası 60. 50 kere 1, 50. 110/4 oluyor. 110/4, 55'in 2'ye bölüm 27,5 gibi sayı yapıyor. Bu da olmuyor. Doğru cevap A seçeneği geliyor.